Bu sebeple Arapçayı yasaklamışlar ve uzun yıllar Türkiye'de Kur'an resmen anlaşılmamış, resmen anlatılmamış, resmen sınır konmuş, engel konmuş, kanunlarla engellemişler. Sonra bakmışlar ki olmuyor, 163. maddeyi koymuşlar, 163. madde. Din ayrı, devlet ayrı hükmüne getirmişler ve Kur'an-ı Kerim'i sınırlamışlar. Okunacak ayetler, okunmayacak ayetler diye. Yani din ile alakalı ayetlerin okunmasına müsaade etmişler, açıklanmasına. Devletle, dünya ile alakalı ayetlerin okunmasına müsaade etmemişler, açıklanmasına müsaade etmemişler. Geçen hafta az gittim hani, mahkemeden çağırdılar gittim geçen hafta, biliyorsunuz. Geçen haftadan evvelki hafta, duruşmaya gittim. Postacı kardeşimiz celp kağıdı, mahkemeden saat getirdi, aldım gittim, görüştüm. Ne var reis bey? Kardeşim ne konuşuyorsunuz siz? Kur'an-ı Kerim'i konuşuyorum. Sen kardeşim bak hükümetin manevi şahsına hakaret edici kelimeler söylemişsin. Yok efendim, benim ne alakam var hükümetle, yönetimle, ben bir din görevlisiyim, bir hocayım. Ama okuduğum ayet-i kerimeler oralara kadar uzanıyorsa, temas ediyorsa ben ne yapayım? Mesela dedi bak, bazı bakanlıklara konuşmalarınızda atıflar yapmışsınız. Ne demişim? İçkiyi kötülemişim. İçkiyi kötüleyen ben değilim dedim, reis bey dedim mahkeme reisine. İçkiyi lanetleyen, içkiyi kötüleyen Hazreti Allah'tır. Ayet var, اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسُرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رُجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ diyor Rabbimiz. Yani içki, şeytanın pisliğidir diyor. Alimlerimiz diyor ki, hakarete bakın. Cenab-ı Hakk'ın içkiye hakaretine bakın. Hakaret etmiş Rabbimiz içkiye. Ne diyor? Şeytanın pisliği diyor. Domuzun pisliği sözünden daha ağır. Çünkü domuz, günahsız bir hayvandır. Sorumsuz bir hayvandır. Yani domuz bir hayvandır. Domuzun içki içen bir adam, domuzun idrarını mı içse daha hafiftir, içki mi içse? Domuzun idrarını içse daha hafiftir diyor alimler. Çünkü Allah içkiye şeytanın pisliğidir diyor. Şeytan rahmetten kovulmuştur, cennetten kovulmuştur, lanete uğramıştır. Lanetlik bir mahlukun pisliğidir demiş yani. İçkiye Allah'tan daha büyük hakaret eden yok. Bizim ne alakamız var dedim, ayet-i kerime böyle. Bakın şimdi. Peygamberimize gelince hadis-i şerifler var. لَاَنَ الْخَمْرَ Allah içkiye lanet etsin diyor. Bunu peygamber söylememişim. وَشَارِبَهَا İçkiyi içenlere Allah lanet etsin diyor. Bunu söyleyen kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bana ne? Benim neyime lazım ki ben söyleyeyim? O söylemiş. وَسَاكِيَهَا Dağıtana وَبَايِعَهَا İçkiyi satana Bayi, Arapça bak, Türkçe'ye geçmiş. وَاَصِرَهَا İçkiyi üretene İçki fabrikaları kuran hükümetlere, yöneticilere. Peygamber bunu söylüyor. Ben bu ayet-i kerimeyi okuyorum kürsüde dedim. Sayın başkanım dedim mahkeme reisine. Bu hadis-i şerifi okuyorum dedim, anlatıyorum. Ama içkiyi kötülediğim zaman, içki içenleri kötülediğim zaman karşıma dedi, içkiyi satan, üreten hadisi okuyunca karşıma tefel bakanı çıkıyor. Çünkü tefel bakanlığı sevap imal ediyor. Çünkü tefel bakanlığı ruhsat veriyor. Çünkü Tefel Bakanlığı içkiyi üretiyor, satıyor, dağıtıyor. Ne yapalım? Aynen mahkeme reisinin bana dedi, kardeşim dedi, sen de bu ayetler lütfen okuma dedi, kürsüye getirme ya. Okuma diyor. Bakın Kur'an ne hale gelmiş. Kur'an oyuncak haline gelmiş devlet nazarında. Bu ayetler okuma diyor bana. Dedim ki, Sayın Başkanım, Kur'an öyle bir kitaptır ki üzerinde tasarruf etme hakkına sahip değiliz. Hani şuraları okuyayım, şuraları okumayayım. Böyle bir şey mümkün değil. Zira Cenab-ı Hak bu ayeti okudu burada da. Buyuruyor ki, ayetleri ve hükümleri bile bile cemaate açıklamayan, halka söylemeyen ayetlerin hükümlerini halktan, cemaatten gizleyen hocalar, karınlarına ateş dolmuş olarak cehennemine geleceklerdir diyor. Vallahi böyle ayet var. Sen dedin bu ayetleri okuma, sen de kürsüye getirme diyorsun ama Sayın Başkanım beni cehenneme gönderiyorsun dedim ya, bu olur mu? Kardeşim haklısın ama ne yapalım diyor, devlet var, hükümet var, Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetleri okuma öylesin, ne yapalım diyor. Yani Kur'an üzerinde ambargo koyuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vallahi Kur'an üzerine ambargo koymuş. Ambargo. Amerika öyle yapmadı mı Kıbrıs zamanında, bize tantem uçakları vermişti ama ambargo koymuştu bu uçakları Kıbrıs'taki Hristiyanlara kullanma öylesin dememiş miydi? Ambargo buna deniyor zaten.
Vaiz olabilirsin diyor, hoca olabilirsin, müftü olabilirsin, Diyanet reisi olabilirsin ama devlete, hükümete taalluk eden ayetleri kürsüde okumayacaksın diyor. Ambargo koyuyor. Allah'ın kitabına hem de. Ne olacak peki? Bir din hocası olarak biz, peki ne yapayım dedim, sayın başkanım dedim mahkemeye, ne yapalım? Ya diyor konuşacak mesele mi yoktu, namazın farzını anlat diyor, abdestin farzını anlat diyor, gusül abdestini anlat diyor. Ya İslam bu değil ki. Kur'an'da bakın yani herhangi bir Müslüman evine nasıl gidileceğine dair talimat var, ayet var. Dünya ile alakalı, devletle alakalı, hükümetle alakalı. O zaman laiklik var.